Serkan Bey yanıma gelir. Şimdi programımıza, komutanımıza, güç okuna arz etmeden önce 34 İdlib şehitlerimizin ismini tek tek söyleyeceğiz. Sonunda bir Fatiha okuyup mikrofonu komutanımıza arz edeceğiz. Evet, başlayalım. Şehit Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman Çay, Şehit Piyade Teğmen Bayram Oldun, Şehit Piyade Osman Çavuş Adem Bakın, Şehit Piyade Onbaşı Tayfun Peker, Şehit Piyade Osman Çavuş Selman Çankara, Şehit Piyade Osman Çavuş Ali Turgut, Şehit Piyade Osman Onbaşı Emin Yıldırım, Şehit Sadık Astıbay Çavuş Muhammed Ali Özer, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz, Şehit Sadık Astıbay Çavuş Muhammed Akay, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Şehit İstikam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan, Şehit Piyade Astıbay Çavuş Muharrem Öğütçü, Şehit Piyade Astıbay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Şehit Piyade Teğmen Mustafa Bayraktar, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Burkay Korkmaz, Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Güzel, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Aparsan, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, Şehit İstikam Uzman Onbaşı Emre Baysal, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Selim Nerkiz, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir, Şehit Tamçı Sözleşmeler Cuma Bağdur. Ruhlar için Fatiha mahsus salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratel mustakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve l-dâlin. Amin. Allah'ın rahmet eylesin. Şehadetler makbul olsun inşallah. Muhterem komşularımız, mikrofonumuzu emekli Turmay Albay Mustafa Akyol komutanımıza konuyu işlemek üzere 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni işlemek üzere arz ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar anmak, yaşamak, o durumu zihnen de olsa tekrar zihnimizde yaşatmak maksadıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Katılımlarınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Ben bu takdimi yansıda görülen başlıklar altında savaş öncesi genel ve özel, genel ve siyasi durum, savaşın sebepleri, deniz ve kara harekatı ve zaman kaldığı sürece Mehmet Akif Ersoy'un, çünkü Çanakkale Savaşı ile ilgili şiirlerin şahını yazmıştır. O şiiri kısa özet olarak bir tahlil etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu 1800'lü yıllardan itibaren hızlı bir şekilde çöküş sürecine girmiştir. 1839 Tanzimat Fermanı ile bünyesindeki gayrimüslimler ve azınlıklara
sosyal, ekonomik, dini, mezhebi, dil, birçok ayrıcalıkları hukuk yanında garanti altına almışlardır. Osmanlı Devleti 1853'te Rusya'nın Efrak Boğdan'a saldırmasıyla Kırım Harbi'ne girmiştir. Kırım Harbi 3 yıl sürmüştür. 1854'te Sinop'ta donanması Ruslar tarafından yakılınca başta İngiltere ve Fransa telaşa düşmüştür. Çünkü Rusların hedefi Boğazları ele geçirip Akdeniz'e inmek. İngiltere imparatorluk yolu var meşhur. Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz, Kızıldeniz, Hint Okyanusu, Avustralya'ya kadar giden bu yol emniyette olması gerekir. Güçlü bir Rusya burada olmaktansa zayıf bir Osmanlı'nın burada olması politikasından Osmanlı'ya devamlı destek çıkmıştır. Burada da hemen Fransa ile beraber Osmanlı'nın yanında Kırım Savaşı'nda Ruslara karşı savaştılar. Akabinde ıslahat fermanını yaptırdılar bu savaşın karşılığında. Islahat fermanı Tanzimat fermanında elde etmiş oldukları biraz önce arz ettiğim ayrıcalıkları kalıcı ve daha genişletilmiş şekilde garanti altına aldılar. Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hızlandıran, yıkılışını sağlayan 3 öldürücü darbe vardır. Birincisi 78 yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi. Buna tarihi 93 Harbi de denilir. Genelde 93 Harbi neye deniyor? Rumi takvime göre 1293 tarihi olduğu için Rumi takvimle Hicri takvimi karıştırırlar. Değerli arkadaşlarım, 1840'a kadar Osmanlı Devleti Hicri takvim, 1840'tan 1925'e kadar Rumi takvimi kullanmıştır. Rumi takvimin üzerine 584'ü eklerseniz miladi takvimi bulursunuz. Osmanlı-Rus Harbi'nde doğuda Ruslar Erzurum'a kadar, batıda şu anki Yeşilköy, Ayastefonos'a kadar geldiler. İngilizler Kırım'daki gibi silahlı güçle Osmanlı Devleti'ne yardım etmediler. Çünkü gerek yok, artık Osmanlı Devleti'ne karar vermişlerdi yıkılmasına, çökmesine, bölünmesine. Ancak Ayastefonos'a gelince bunlar da telaşa düştü. Tekrar Avrupa Devletleri Berlin'de toplantı yaptı. Berlin Anlaşması'yla bu Ayastefonos Ateşkes Anlaşması'nın şartları hafifletildi. Bunun sonucunda Balkan devletleri Yunanistan hariç, Yunanistan 1830'da bağımsızlığını kazanmıştı. Diğer Balkan devletleri bağımsızlığını kazandı. İngiltere bunun karşılığında Kıbrıs'a yerleşti. Birinci Dünya Savaşı'nı bahane ederek bir daha da vermedi zaten. Mikrofonu biraz açık tutabilir misin? Biraz açık. Evet. Evet. 1909'da Abdülhamit Han ikinci meşrutiyeti ilan etmesine rağmen tahttan indirilmekten kurtulmadı. Tahttan indirildi. Akabinde hızlı bir şekilde 1911'de Arnavutluk Yemen isyanı ayaklanması. Bunu fırsat bilen İtalyanlar 1911'de Osmanlı'nın son Kuzey Afrika toprağını Libya'yı işgal etti. Osmanlı Devleti Balkan devletlerindeki kaynaşmadan dolayı buna müdahale edemedi. Gönüllü subaylar ancak müdahale etti. 1912'ye gelindiği zaman ikinci vurucu darbeyi yedi. Arkadaşlar, Türk tarihi boyunca yani Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi milattan önce 209'dur. Yani 2229 yıldır Türklerin başını eğdirecek bir savaş varsa bu Balkan Harbi'dir. Balkan Harbi değildir, Balkan bozgundur. Kimse beklemiyordu Balkan Harbi'nin sonucunu, ne Avrupa devletleri ne Osmanlı Devleti. Dediğim 30 yıl önce bağımsızlığını ilan eden devletler 18 Ekim 1912'de Balkan Harbi patlak verdi. 20 gün sonra Bulgarlar Çatalca'ya geldi. Bir ay sonra Batı Trakya'daki, Makedonya'daki, Kuzey Yunanistan'daki, Sırbistan'daki 2. ordu 3'te 1'i anca Meriç Nehri'ni geçebildi. 8. Mürettep Kol Ordusu Hasan Tahsin Paşa hiç kurşun atmadan Selanik Kol Ordusu'nu Yunanlılara teslim etti. Rodopların güneyindeki Usturuma Kol Ordusu yanındaki Kol Ordusu sıkışmış yardım istiyor. Yardım etmedi. Birkaç gün sonra kendine saldırdılar. O da teslim olmak, direnç göstermeden teslim oldu. Yani bir ay içerisinde 170 bin metrekare toprak teslim edildi. Balkanlarda hiçbir şeyimiz kalmadı. 6 milyon insan mülteci olarak geldi. İstanbul sokakları, cami avluları mültecilerden geçirmiyordu. Bu savaş şartlarında Birinci Dünya Harbi'ne girdik. Birinci Dünya Harbi'nde bildiğiniz gibi
İngilizlerin başını çektiği, Fransa, Rusya'dan olan itilaf devletleri, Almanya'nın başını çektiği, Avusturya, Macaristan, Osmanlı, Bulgaristan, başlangıç İtalya'da vardı, ittifak devletleri. 1 Ağustos 1914'te savaş başladı. 2 Ağustos'ta Almanya gizli olarak İttihat ve Terakki olarak gayri resmi olarak Osmanlı'yı savaşa soktu. 10 Ağustos'ta 2 tane Alman zırhlısı Ege Denizi'nden İngilizler donanmasından kaçaraktan Marmara'ya sığındı. Ve biz bunları Osmanlı Devleti para vererek aldık dediler. Kıyafetlerini değiştirdiler. 29 Ekim'de bu Alman amiralı tatbikat yapmak maksadıyla Karadeniz'e çıktı. Sivastopol limanı bombaladı ve Osmanlı Devleti savaşa girmiş oldu. Ruslar 1 Kasım'da doğudan savaşa başladılar. Diğer itilaf devletleri de savaştılar. Değerli arkadaşlarım, Osmanlı Devleti bu şartlar altında Kanal Cephesi'nde İngilizlere karşı yenildi. Akabinde Suriye, Filistin Suriye Cephesi'nde İngilizlere karşı yenildi. Irak'ta İngilizlere karşı Kutül Amiral'ı çok büyük bir zafer kazanmasına rağmen arkasını getiremedi. Yemen Hicaz vilayetlerinde ayrılıkça Araplara ve İngilizlere karşı yenildi. Doğuda Ruslara karşı yenildi. Sınırları dışında Galicia'da Ruslara karşı, Makedonya'da Sırplara yardım eden Fransızlara karşı, Romanya'da Avusturya'ya savaş açan Romanya'ya karşı savaştı. Yani bu kaç anlatıyorum, bu manzara içinde bu ordu, bu millet bu savaşlara girdi. Evet, zamanımız çok az ama kulağınıza bir su kaçırmak için söylüyorum. Kitaplarda yazmayan fakat çok önemli bir harekat olan bir Dünya Savaşı içerisinde Kafkas İslam Ordusu'nun bir harekatı var. Ayrı bir konferans konusu ama şunu bilin, 13 Haziran 1918'de Nuri Paşa'nın komutasında Gence'den Bakü'ye kadar İstanbul Ankara arası bir mesafeyi Ermeni çetecilerle ve Bolşeviklerle çarpışaraktan Azerbaycan'ın ilk bağımsızlığını kazandırdı. Ama bu tarih kitaplarımıza yazmıyor. Sebebi, çünkü Mondros Mütarekesi'nden sonra milli mücadele başladı. Ruslar milli mücadelede yardım etti. Rusları küstürmemek için maalesef bu kitaplarımıza geçmedi. Fakat ayrı bir konferans konusu, çok önemli bir harekat. Komutanım, özür dilerim. Nuri Killigil mi? Evet, Nuri Killigil. Enver Paşa'nın üvey kardeşi. Bu ayrı bir konferans konusu. Gerek Balkan Harbi konusunda, benim babamın babası Balkan Harbi'nde Alayya taburunda şehit olmuştur. Annemin babası Settul Bahir'de şehit olmuştur. Annem tek, babam 2-3 kardeşti. Babamın annesi sonra tekrar evlendiğinden dolayı. Dolayısıyla bunların ikisinde de ben çok hazırlıklıyım. İleriki bir zamanda bir konferans yapabiliriz. Çok ders alır. Hele Balkan Harbi çok bilmemiz gereken. Herkes bunu anlatmaktan kaçar. Ama hala bunların şeyleri devam ediyor. Şu anda da devam ediyor arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim Çanakkale Harbi'ne. Çanakkale cephesi niçin açıldı? Bir, İngilizler bir an önce hedefe ulaşmak istiyorlar. İstanbul'u ve Boğazları elde edeyim, Osmanlı'yı saf dışı bırakayım. Birinci özellik bu. Ruslardan önce burayı ele geçirmek istiyorlar. İkincisi, hala savaşa girmeyen Balkan devletleri vardı. Bunları kendi yanlarında savaşa sokmak istemeleri. Üçüncüsü, Rusya ekonomik durumu çok zordu. Bir an önce İngiltere'den yardım istiyorlardı. Boğazlardan geçsin, Karadeniz'den İngilizlere yardım etsin. Bu nedenle Çanakkale cephesi açıldı. Çanakkale cephesi nasıl oldu? Deniz harekatı. Deniz harekatı, ben şu şuradan yansıtlara bir müsaade ederseniz şuradan anlatırsam bunları. Bunları geçiyorum. Anlattığım konular. Evet. Şimdi Çanakkale Harbi'nin arazi etüdünü şöyle bir yaparsak, şurası Boğaz'ın girişi 3200 metre, şurası çıkışı 3600 metre, en dar yeri Kilitbahir Çanakkale bölgesi 1200 metre, ortalama derinliği 60-70 metre, en derinliği 1200 metre, 106 metre yine Kilitbahir bölgesi. Boğaz'ın yarımadaya bakan tarafları daha dik sarp, Anadolu tarafı bakan tarafı daha yayvandır. Gelibolu Yarımadası'nın uzunluğu 95 kilometre,
En geniş yeri Kireçtepe ile Gelibolu arasındaki 25 kilometre. En dar yeri Kabatepe ile Kilitbayır arası, şurası. En yüksek yeri Conkbayırı Kocaçimentepe 106 metre. Arazi sarp, dar bir alan. Deniz harekatı İngilizler zaten Kasım'dan itibaren savaş başlar başlamaz Ege Denizi'nde Almanlarla, Fransızlarla beraber büyük bir donanma hazırladılar. 11 Ocak'ta harekat planını hazırladılar. 15 Ocak'ta hükümet onayladı ve gördüğünüz gibi 107 parça değişik güçte ve bunun üzerinde 247 tane büyük çapta toplar var. Yani yüzen kaleler bunlar. Bunlar hazır, boğazın hazır beklemeye başladılar. Harekat 18 Mart'tan önce 19 ve 25 Şubat'ta bunların provasını yaptılar zaten. Osmanlı'nın donanması bunlarla kıyas kabul etmez. Gerek özellik gerek sayı bakımından çok yetersiz. Osmanlı Devleti İngiltere'ye iki tane savaş gemisi siparişi vermişti. Sultan Osman Reşadi'ye. İngiltere savaşı bahane etti. Parasını vermesine rağmen bunu ne parasını ne de gemileri verdiler. Türk topları aynı şekilde eski, atış mesafeleri kısa, cephaneleri az. Onun için kıyıya, yani kıyı, boğazın kıyılarına yoğunlaşacak şekilde tertiplenmiştir. 7 Mart'a kadar Osmanlı Devleti elde ettiği 403 mayını Kilitbahir'den itibaren Karanlık Liman'a doğru 10 hat halinde yerleştirdi. Daha önceki müttefiklerin boğaz geçişi tatbikatlarda kullandıkları bir giriyorlar. Karanlık Liman'dan sonra hat halinde bizim mevzilerimizi, gerek Anadolu tarafındaki, genel Rumeli tarafındaki topçularımızı, tabyalarımızı bombalamaya başladılar. Dolayısıyla yüzbaşı Hakkı Nusrat Mayın gemisiyle en son 26 mayın tedarik ettiler. Bu 26 mayını 18 Mart gecesi 3 gece önce hemen şuraya paralel olarak şuraya bu 26 mayını yerleştirdi. 18 Mart Perşembe günü savaş başlıyor. Saat 9'da biraz önce söylediğim donanma boğazın girişinde 4'ü 3'erli hat halinde şu şekilde beklemeye başladı. Saat gördüğünüz Kraliçe Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson, Inflexible gemileri donanmanın en büyük, en heybetli gemileri. Kraliçe Elizabeth gemisi ilk burada kullanılıyor. 38 santimetre topu var, çapı. Bizim şu andaki toplarımızın en büyüğü 303 milimetre. O 338 milimetre. O en uzaktaki Anadolu Hamidiye'deki, yani Kilitbahir'in karşısındaki Çimenlik, Mesudiye, Dardanes tabyalarımızı, toplarımızı bombalamaya başladı. Ondan sonra diğerlerin menzili kısa olduğu için Rumeli hattaki tabyalarımızı bombalamaya başladılar. Ondan sonra ikinci hattaki gemiler ön tarafa 12.30'da çıktı. Bu sefer bizim gemilerin, bizim toplarımızın ve tabyalarımızın atış menziline girdiği için zaten mühimmatı sınırlı. Dikkatli, istikrarlı bir şekilde atış yapmaya başladılar. İki tane gemileri hasar aldı. Yangın çıkınca beklemiyorlardı hiç böyle. Panik yaptılar. Hemen bu gemileri alıp ikinci hatta, üçüncü hattaki gemiler geçti. Bu sefer o dönen gemiler biraz önce arz ettiğim kıyıya paralel döşenen 26 mayına çarpmaya başladı. Burada İngiliz'de Fransız donanması Bouvet gemisi 600 personeliyle beraber hiçbiri kullanmamacasına boğaza gömüldü. Saat 19 itibariyle bu bölgeyi resmeden bir tablo arkadaşlar. Çanakkale Boğazı'nın deniz harekatının en son durumu bu. Düşman şunu anladı, İngiliz-Fransız donanması, artık deniz harekatıyla biz boğazı geçemeyeceğiz diye karar verdi. Ve kara harekatı başladı. Kara harekatında, şimdi sırtımda hep Necdet abinin kamçını hissediyorum. Yani zaman doldu dolacak diye onun için koşarak gidiyorum. Evet, ha. Tamam. İngilizler, bunlar kafanızı karıştırmasın. İki çıkarma grubuna. Bir, Kuzey Çıkarma Grubu Anzak Kol Ordusu, yani Avustralya ve Yeni Zelanda tümenleri. Güney Çıkarma Grubu, asıl çıkarma buradan yapılacak. İngiliz ve Fransız tümenlerinden oluşan Güney Çıkarma Grubu. Bir Hint Tugayı da ihtiyat. Yani aklınızda şu kalsın. Bunların mevcudu 100 bin civarında ilk etapta. Daha sonra 500 bine çıkacak. O ayrı. Bu devletlerin planı, bunların planı şu. Bir Fransız
Fransız Tugay'la hemen Boğaz'ın Kumkale ve Orhaniye bölgesine çıkarma yapmak, Güney Çıkarma grubuyla Settülbahir, Ertuğrul koylarından çıkarak ittirerek bir çıkarma hareketi. Kabatepe, Kilitbahir bölgesinde düşmanı sıkıştırmak, Kuzey Çıkarma grubuyla Kabatepe'den Kilitbahir'e kesmek ve aradaki, çünkü bizim tahkimatımızın, birliklerimizin %80-90'ı burada. Geride seyyar birlikleri var. Bütün tabyalar, bataryalar hepsi burada Boğaz'ı savuyan. Yani ikisi arasında imha etmek. Bir de Amfibi Tugay'la Sarol Körfezi'ne aldatma harekatı. Yani buradaki birliklerimizin dikkatini kuzeye çekip buradan kuvvet ayırmaya zorlamak. Harekat planı bu şekilde. Türk kuvvetleri gördüğünüz gibi 3-2 tane kol ordu, bir de müstakbel mevki komutanı. Bunlar da kafanızı karıştırmasın. 84 bin civarında da bizim kuvvetimiz var. Türk komuta heyetinin savunma planı şu. Diyor ki, çünkü Alman Limon von Sanders var, 5. Ordu Komutanı. Bu Mart'ta kuruldu. Daha Mustafa Kemal'ın adı yok. Şu anda daha kara harekatında daha başlamadı çünkü. Diyor ki Türk komuta heyeti, düşman karaya çıkmadan kapağı açıp ayağını basarken yoğun bir ateşle imha etmek. Çünkü kıyı başı elde etmeden. Alman komutanın Limon von Sanders'in fikri ise hayır diyor. Kıyılarda çok zayıf kuvvetler oluşturalım. Derinlikteki ihtiyatlarla karşı taarruzlarla imha edelim. Yani zaman kazanmaya yönelik. O istiyor ki savaş uzun sürsün. Uzun sürsün. Ruslara yardım yetmesin. Ruslar kuzeyden, çünkü Kuzey Avrupa'dan Avusturya'yla beraber Rusları sıkıştırıyorlar. Yardım gelmesini istemiyor bir an önce. Başarı olmasını istemiyorlar. Evet, kara harekatı özet olarak şöyle hızlı bir şekilde bunu arz etmek istiyorum. Kroki'den gördüğünüz kadarıyla 25 Nisan sabah saat 4.30'dan itibaren bütün biraz önce arz ettiğim o yüzer kalelerden, gemilerden gördüğünüz yerlere hepsi yoğun bir topçu atışla dövmeye başladılar. 2 saat sürdü bu. Sabah alacakaranlıkta, yani şafak sökerkene beraber artık gemiler, çıkarma gemileri biraz önce arz ettiğim yerlerden aynı anda çıkmaya başladılar. Buradaki 2 gün devam etti. Yani çünkü kıyıda bizim birlikler takım seviyesinde müdahale edemiyor, etkili olamıyor. Büyük birlikler hep burada. Çünkü geriye Limon von Sanders'in fikriyle daha gerilerde bizim birliklerimiz. Bunlar gelinceye kadar burada bu köyde de büyük muharebeler oldu. Yaklaşık 800-900 zayiat verdik. En nihayet 26-20 gece tutunamadılar, geri çekildiler. Bu orada bitti. Settülbahir bölgesi aynı şekilde 4 tane burada koy var. Morta koyu, Ertuğrul koyu, Teke koyu, Kerevizdere mansabı çıkışı. Buradan çıkmaya başladılar. Fakat buradaki birlikler çok büyük mukavemet, bizim topçularımız çok büyük mukavemet gösterdi. Bir Ezineli Yahya var. Bölük komutanı ilk başlangıçta şehit oldu. Kendisi 50-60 kişiyle, var gücüyle ne varsa 2 tane taburu burada, çünkü daha fazla tümen bir anda çıkamıyor. Taburlar biri çıkacak, öbür tarafı ele geçirecek, o ondan sonra çıkacak emniyet aldıktan sonra. 24 saat bu takım takviyeli toplara bölüyorlar, bu şeye çıkartmadı. Büyük zayiat verdi Ezineli Yahya Çavuş. Değerli arkadaşlarım, bunları şöyle anlatayım. Buradaki muharebeler şuraya kadar gelebildi zaten İngilizler. 8 ay, 9 ay boyunca 8 ay sürdü bu muharebeler. Kirte Muharebesi. 3-4 sefer Kirte Muharebeler oldu. Gündüz onlar ele geçiriyor. Çünkü gündüz biz taarruz edemiyoruz. Çünkü bizi görüyorlar. Havadan uçaklara da var. Keşif de yapıyorlar. Genelde mevzilerdeyiz. Gördüğümüz zaman ateş ediyoruz. Gece birlikler geliyor takviye. Şehitlerimiz, yaralarımızı alıyoruz. Onlar tekrar gece taarruz yapıyor. Gece taarruzunu alıyoruz. Gündüz onlar, gece biz tekrar ele geçiriyoruz. Yani Kirte Tepesi, Alçı Tepe kaç sefer düşmandan bizim elimize geçmiş. Şu anda Çanakkale muharebelerinde gerek düşmanın ölüleri, gerek bizim şehitlerimiz zayiat verdiğimizin %70'i şurada olmuştur arkadaşlar. Şurada, şu tepede olmuştur. Yani Alçıtepe, Kirte, Kerevizdere muharebelerinde olmuştur. Aynı anda Anzak kolordusu Kabatepe bölgesine çıkacaktı. Allah'ın yardımı işte. Bazı tarih kitaplarında Lodos çok rüzgar esiyordu. Onun için gemileri buraya attı. Onun için Jonk Bayrı sırtlarına diyorlar. Bazıları Şamandıralar yine söküldü. Rüzgar kanalıyla oraya Jonk Bayrı sırtlarına gitti. Orada oraya çıkmak zorunda kaldı diyor. Her neyse
İkisinde de normalde şuraya çıkmış olsalardı, burası biliyorsunuz Gökçeada'ya falan giden liman var. O limanın olduğu yer Kabatepe bu plaj. Buraya planlanırken tam Jongbayır'ın şusu, burada hiç kıyı falan yok. Çok zor bir yere çıktılar ama çıktılar. Bunların muharebeleri, burada hiçbirimizin birliğimiz yok. Ta geride birliklerimiz. Bomboş burası. Sadece gözetleme unsurları var. Jongbayır'a kadar yanaştılar. Ondan sonra Mustafa Kemal Bigali'de ihtiyat, 19. Tümen Komutanı. 57. Alay var elinde. 57. Alay ordu ihtiyatı. Ordu ihtiyatı, ordu komutanının emri olmadan ihtiyat asla kullanılmaz. Çünkü o en son birliktir. Artık öyle bir yerde kullanacaksın ki ya kazanacaksın ya tam öleceksin. Fakat ordu komutanına hiç irtibat kurulamıyor. Ordu komutanı aynı anda şuraya Saros Körfezi'ne de Amfibi Tugay gitmişti. Amfibi burada asıl tarzı burada çıkacak diye kimseye haber vermeden Limon Van Sanders ekibiyle, karargahıyla beraber Gelibolu'ya gidiyor. Fakat düşman Jongbayır'a çıkmak üzere müdahale edilmesi gerekir. Saat 9.10, sabah 4.30'da çıktılar. En nihayet Mustafa Kemal işte 57. alayı. Daha önce burada Hasan Ocaklı rahmetli bununla ilgili ben izledim. 2016-2017'de bir konferans vermiş. Bunun üzerine çok durduğu için çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Ama şunu bilin. 57. alayın muharebeleri bildiğiniz için fazla söylemiyorum. Bu Çanakkale muharebeleri içerisinde en az 10-15 yılın 57. alayı var arkadaşlar. Onlar gibi muharebe en az. Ama bu gerek Mustafa Kemal'ın tümeninde olması nedeniyle bütün gerçekten başında komutanı dahil hepsi şehit olduğu için sembol olunmuş. Tabii 57. bunu söylerken 57. alayın şeyi yani itibarı kahramanlığından bir şey eksiltmek istemiyorum. Ama şu bölgede aynen o gibi kahramanlık gösteren çok çok alaylar var. Evet. Buradaki muharebeler de 10 Ağustos'a kadar böyle Jongbayır, kanlı sırtlar onların ile bizim evine geçip kalıyor. Nihayet buradan muvaffak olamayınca İngilizler tekrar takviyeler alıyor. Şu Suğla koyundan tekrar küçük anapartala, büyük anapartalardan buradaki birliklerimizin arkasını kesecek şekilde 7 Ağustos'ta 28 Ağustos'a kadar birkaç sefer tekrar taarruz denemesi yapıyor. Burada da muvaffak olamıyorlar. Sonuç olarak bu savaşların kara harekatında da hiçbir şey elde edemiyorlar arkadaşlar. Şimdi buradaki savaşlar şu şekilde. Bizim taarruz, mesela şuradaki Jongbayır'ındaki taarruz eden birliklerimiz. Bunlar şehit veriyoruz, zayiat veriyoruz. Bunlar geceleyen tekrar alıyor. Telefon ediyorsun, birlik istiyorsun. Çünkü %80, %70'i zayiat vermişsin. Şehit olmuş veya yaralı. Gelen birlikler İstanbul'dan sağdan soldan gelmiş. Bunlar hiç burayı hiç bilmiyorlar. Yani gece geliyorlar zaten. Geceleyin bakıyorlar. Aha burası diyorlar. Taarruz edeceğin yer diyorlar. Uçurum altı. Jongbayır'dan şuradan taarruz ettikleri zaman alt tarafta mevzide anzaklar var. İngiliz anzak komutanların hatıralarında şöyle derler. Biz Arıburnu muharebesinde Türkleri uçarken gördük derler. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Yani hücum diyor, süngüyü takıyorsun, atıyorsun, 5 metre aşağı düşüyorsun. Bilmiyorsun ki, uçurum yani. Onlar da aşağıda mevzuda, onların üzerine düşüyorsun. Orada süngü muharebesi yapıyorsun. Yani Çanakkale'nin özel bir şeyi var. Yani bunu çok çok iyi anlatmak gerekir. Yani bugüne kadar, yani hiçbir muharebede kilometre kareye bu kadar şehit ve düşman ölüsü düşmemiştir. Metre kareye en az 6000 mermi düşmüştür. Metre kare dediğin şurası. Şu kadar. Kilometre kareye söylediğim gibi 1600-1700 şehit ölü hepsi düştü. 8 ay sürmüştür bu savaş. 8 ayda verilen bizim düşmanıkı diye sadece bizim zayiatımız, bizim şehidimiz 57.064. Bunu şey yaptığımız zaman her gün 240 kişi şehit olmuştur. Yaralıları söylemiyorum. Bunun 3 katı da yaralı var, esir var. Onlar hariç. Sadece şehit olan 240 gün 8 ay sürmüş. Hep ortalama şey yaparsan 240 kişi her gün ölüyor. Evet, nihayetinde Aralık'ın sonuna gelindiği zaman düşmanın elinde bulundurduğu yer şu kırmızıyla gösterdiğimiz yer. Gelibolu Yarımadası'nın %3'ünü ancak tekabül ediyor. Evet, düşman karada da artık muvaffak olamayacağını anlıyor. 8-9 Aralık'ta Arıburnu bölgesindeki 28 Aralık'la 10 Ocak 2016 arasındaki da Settülbahir bölgesindeki birliklerini çekiyor. Ama düşmanı burada
takdir etmek gerekir. Bu kadar birliğini hiçbir zayiat vermeden bir öyle bir aldatma gizleme yapıyor ki geceleyin makine tüfeklerini ayarlıyor. Matarada su dolu, tetiğe bağlıyorlar. O azalırken peyderbe tak tak çalışıyor makine. Sen sanıyorsun geri çekilmiyor, bize ateş ediyor. Halbuki geri çekiliyor. Boş, çok mesela geminin çıkarma geminin kapasitesi ne kadar? 1000, 100 kişi koyuyor üzerine. Geliyor koyuyor, takviye geliyor diye. Sen gündüz görüyorsun. Geceleyin onunla beraber 2000 kişiyi tekrar tahliye ediyor. Ama bizim haberimiz yok. Yolları un, kireçle işaretliyor geceleyin. Oradan boşaltıyor. Sabah gördüğümüz zaman hiçbir şeyi kalmıyor. Yani bu zafiyette maalesef istifa edemiyoruz. Edecek de belki imkanımız yoktu. Bilemiyorum artık o zamanki bu insanların durumu. Hiç zayiat vermeden o kadar kuvveti, yani 5000-6000 hayvandan bahsediyorlar. Yani sadece onun topları var, araçları var, personeli var. Götüremeyecekleri şeyler de birçok şeyleri kullanamaz hale gelip bırakıyorlar oraya. Evet, biz Çanakkale Harbi'ne 310 kişiyle giriyoruz. Baştan söyledim 84 kişiydi. Demek ki 310'a kadar şey, ondan sonra hep şehit verdik, takviye ettik. İngilizler 412, Fransızlar 79. Yani toplam hepsi 800 bin kişi biraz önce söylediğim o kara parçasında savaştılar. Düşünün yani. Çok affedersiniz benzetme teşbih olmazsa yani karpuz tarlası gibi bakıyoruz gündüz diyor gece gündüz oluyor bakıyoruz karpuz tarlası gibi yani şehit yaralı her taraf geçilmiyor. Ateşkes ilan ediyorsun şehitlerini alacaksın başta kabul ediyorlar yapıyorlar ondan sonra diyor neye ateşkes ilan edelim diyor etmeyelim Türkler nasıl olsa şehitleri burada yaralı var onlar için yapıp geçemez diyor bize taarruz edemez diyor ondan sonra onu da kabul etmiyorlar. İngilizler. Yani karşılıklı komutanlar ateşkes diyor. 2 saat ateş keseceğiz diyor. Şehitlerimizi, yaralarımızı tahliye edeceğiz diyor. Başlangıçta bunları kabul ediyor, karşılıklı oluyor. Evet, bizim 210'dan 218 bin zayiatımız var. Zayiat şu demektir arkadaşlar. Muharebe dışı demek. Muharebe edemeyecek personel demektir. Bunun içinde şehit var, hastaneye giden var, yaralı var, esirler var, firar varsa firar var. Hava değişiminde olanlar var. 57.064 kişi şehit. Yani 250.000 dedikleri 250.000 zayiatı siz düşünün. Yani verilen şehit olan 57.064. İngilizlerin zayiatı bunlar. Şehitleri değişik rakam ama bizikine yakın onlarda. 205.000, 47.000 de Fransızların zayiatları var. Toplam hepsinin 470 yani 800'den 470 kişi burada zayiat verilmiştir. Evet. Peki bu savaştan ne oldu? Sadece askeri bir olay olmaktan çıktı Çanakkale. Özellikle İngilizlerin iç işlerinde Savunma Bakanı Churchill, Deniz Bakanı Churchill istifa etti, hükümet değişti. İngilizlerin baştaki o yüzer kalelerdeki gurur, azameti yani karaya bile gerek yok. Biz kolumuzu sallaya sallaya İstanbul'a geleceğiz diyorlardı. Hatta Ocak'ta Noel'de İstanbul'da olacağız, Ayasofya'da ayin yapacağız diye personellerine söylüyorlardı. Bu azametleri kırıldı. Birçok ülkeye bağımsızlık, özellikle İngiltere'nin sömürgelerinde bağımsız hareketlerine örnek teşkil etti. İstanbul'un tüm anıt yapıları, değerleri harap olmaktan kurtuldu. Bazı tarihçiler diyor ki ne oldu? 15'te girmedi ama 1920'de geldi. İngilizler İstanbul'u işgal etti. Arkadaşlar 1915'teki işgalıyla 1920'deki işgal ayrı olmaz. Orada savaşmışsın, zayiat vermişsin, İstanbul'a gelip orada öyle olmaz. Her tarafı yakar yıkardı. Hiçbir yeri boş bırakmaz, bir dakika Müslüman bırakmazdı. Yani 1915'te işgal etmiş olsaydı. Efendim. Azametleri mi kırıldı, kibirleri mi? Evet, kibirleri diyelim abi. Kibirleri diyelim, doğru. Doğru. Evet. Balkan Savaşı'ndaki biraz önce arz ettim. O askerlerimizin yani o itibar kaybını tekrar kazandılar. Yani Balkan Harbi'nin avantaj der misiniz? Bir şey de buradaki askerler artık başka gideceğimiz yok dedi. Balkan Harbi'ndeki gibi bir daha biz yani buna sebep olanlar komutanlar hepsi artık böyle bir şeye tevessül etmedi. Var gücüyle birbirine yardımcı oldular. Herkes yardımcı oldu. İtilaf devletleri yardım kesin işte Rusya yıkılmasına sebep oldu. Bu gibi nedenleri sayabiliriz. Özet olarak Çanakkale Savaşı değerli arkadaşlarım, Türklerin, Müslümanların
cesaretinin, kahramanların savaş meydanına aksettiği bir şey olmuştur. Onlar destanlaşmıştır, anıtlaşmıştır. 5 tane kıtadan gelmiştir. Avustralya'dan, Kuzey Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan insanlar gelmiştir. Irkı, rengi bambaşka. Hepsi burada savaşmıştır. Aydın ve öğrencilerin en fazla savaşa katıldığı ve en fazla kaybolduğu bir muharebedir. Çanakkale Muharebesi. Yani bunu asla unutmamamız gerekir. Zamanınızı alıyorum. Ben 1. Ordu'da personel başkanıyken bir paşamız vefat etti şimdi. Dedi ki ya dedi bu Çanakkale'ye ama önem veriyorlar hele bu dinciler dedi. Ne hikmetse dedi yani ama dedi Kurtuluş Savaşı'na büyük tarzda hiç önem vermiyorlar dedi. Bir şey dedi, bir etüt yap da dedi. Büyük taarruza askerleri işte peyder biz de gönderelim. İşte siviller de bunu alışsın. Orada da gelsinler, görsünler falan. Yani orayı da yapalım ama bunu kıskanacak şekilde söylemesi tuhafıma gitmişti. Nitekim böyle bir uygulamada oldu. Ben Mehmetçik emekli olduktan sonra Mehmetçik Vakfı Başkanı'ydım. Trakya bölgesi de bana bağlıydı. Çanakkale bölgesine hep giderdim. Gerçekten mesela Gaziantep Şehit Kamil'den uçakla Çanakkale'ye geliyor, oradan otobüslerle gezdiriyorlar. Bütün belediyeler yapıyor bunu, öğrenciler hepsi de. Sordum, yılda 10 bin öğrenci getiriyoruz diyor. Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi bunu yapıyor. Yani ama Çanakkale Muharebe, Çanakkale Zaferi bunu hak ediyor. Yani öyle bir şey. Evet, Mehmet Akif söylemeye gerek yok. Muzaffer abi var, Muzaffer abiler var, daha olsun Muzaffer gibi adamlar. Benden çok edebiyata, şiire hakim bölgeler ama Mehmet Akif Ersoy hak gerçekten de öyle. Çanakkale Savaşı ile ilgili yazılan şiirlerin şahıdır. Ben bu kelimeyi bilmiyorum dese, anlamını bilmesem bile okuduğun zaman savaşı yaşıyorsun. Yaşayarak yazılmış gerçekten böyle. Biliyorsunuz. Özür diliyorum efendim. Evet. Mehmet Akif'in belki bu hazırın bunu biliyordur ama ben hatırlatma babından diyorum. Mehmet Akif Ersoy rahmetli cepheye gitmeden yazmış. Evet, onu arz edeceğim şimdi. Evet. Hükümet cepheye değil mi? Tabii, onu arz edeceğim. Şimdi Mehmet Akif biliyorsun bu savaş, Çanakkale Savaşı, Deniz Harekatı falan olurken Mehmet Akif Teşkilat-ı Mahsusası'nın başındaki Eşref Sencer Bey ile beraber hükümet Hicaz vilayetine gönderiyor. İngiliz entrikalarını, çünkü Araplara ayak kışkırtıyor, onlara karşı propaganda yapması için gönderiyorlar. 18 Mart şiir yazıldığı zaman da bunlar burada. Ve hızımı basıyorum, evet. Bir anda. Evet, bir anda telgraf, Eşref Kuşçubaşı diyor, telgrafhaneden diyor, o gün diyor Çanakkale Zaferi'ni öğrendim diyor. Mehmet Akif'e bunu söyleyince diyor, bir anda diyor, şöyle kumların içerisine kapandı diyor. Secdede diyor, hiç kıpırdamıyor diyor, bekliyorum, yarım saat geçti, hiç yok. Bu herhalde bayıldı dedi, heyecanlandı. Gittim şöyle dokundum diyor, baktım kalbi çalışıyor, rahatladım diyor. Yani Çanakkale şiiri işte bu halet-i ruhiyeyle yazıldı diyor. Mehmet Akif'in Muzaffer Bey'in söylediği gibi bırak savaş bölgesini, Çanakkale Gelibolu Adası'nı da görmediğini söylüyorlar. Yani o bölgeyi önceden de gitmediğini söylüyorlar. Evet. Azerbaycan'ın milli şairi Bahtiyar Vahapzade da şöyle diyor. Ben bilerem ki diyor böyle bu İstiklal Marşı veya Çanakkale Savaşı normal bir insan yazabilse diyor. Olmaz böyle bir şey diyor. Bunu mutlaka diyor birine, Mehmet Akif'e biri ilhamla dürtüldü, öyle yazıldı diyor. Evet. Çanakkale şiiri 84 mısradan oluşmaktadır. Birinci bölümde bu çeşit edebiyatçılardan aldığım bilgiler. Birinci mısrayla 39. mısrada düşman kuvvetinin kimlerden oluştuğundan, vahşetinden, kural tanımazlığından, silahların yıkıcılığının etkisinden, savaş alanının özelliğinden bahsetmektedir. Okumamıza gerek yok, vaktimiz yok ama hepiniz biliyorsunuz. Mesela şu şeyi okuyabiliriz. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer, kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Savaş alanın... Başı da bir okuyor. Evet, günümüze... onu siz okuyun abi. Günümüze... Sonu siz okuyun. Maske yırtırmasa, hala bize afet de o yüz. Maske evet, yırtılmasa hala bize afet de oyun. Tamam, doğru. Medeniyet denilen kahve, hakikat yüzsüz. Şimdi sonra melundaki tahribe müvekkel esbab.
öyle müthiş ki eder her biri bir mülk-i harab. Öteden saykalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı, bomba şimşekleri beyninden inip inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Ağzına sağlık. Yerin abi. Altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sanak, sanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ağzına sağlık. Sağ ol. Evet. İkinci bölüm 40 ile 62. mısralarda. Bu da Türk askerinin biraz önce bu azamet kibirlerine karşı hiçbir tehdide boyun eğmediğinden, yılmadan, korkusuzca nasıl savaştığını, özetle kahramanlığından bahsetmektedir. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kala mı göğsümdeki kat kat iman. Şimdi bir evet. Yapacağız. İlk iki mısrayı hep beraber sesli okuyacağız. Çınar TV'de izleyeceksiniz. Hazır mısınız? Bir gırtlak temizi yapalım. Hazırız. Ne çelik tabyalar ister. Ne çelik tabyalar ister. Nesiner hasmından. Nesiner hasmından. Abi kuru fasulye ikram ettik size. Baştan başlat. Evet. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman? Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Hangi kuvvet onu edecek haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istikam. Sarılır indirilir mevki müstahkemler. Sarılır indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim suni bediğim, onu çiğnetme dedi. O benim suni bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Topraklar için toprağa düşmüş asker. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak alnı der. Gökten ecdat inerek öpse opak alnı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiav. Seni ancak ebediyetler eder istiav. Evet, üçüncü bölüm 63-74. Mısralar. Burada da Türk askerinin başarısı karşısında Türk milletinin şehitlerimize hatırası için neler yapmak istediklerinden bahsetmektedir. Yani her mısrası birbirinden güzel. Evet, üçüncü bölümde de bundan bahsediyor. Dördüncü bölüm
fazla başında. Dördüncü bölümde ise istersen burayı okuyalım, şöyle bir anlamdıralım en son. Çok önemli. Evet. Şimdi İdlib'de evlatlarımız. Evet. Tam burayı için. Burası evet. Özetliyor şimdi. Ben şöyle bir müsaade edersen buyurun. Bir açıklayayım, siz okuyun tekrar. Burada okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz. Yani artık derler ya 12'den vuruyor derler ya, yani öyle. Yani sen diyor burada öyle bir kahramanlık gösteriyorsun ki diyor. Daha önceki diyor senin gibi diyor Haçlılara saldıran, göğüs geren Selahaddinler, kılıç aslanlar seni seyrediyor diyor. Gıpta ediyor sana diyor. Öyle diyor. Sen diyor o göğsünde diyor onların o yıkan, yüzen kalelerini diyor göğsünde diyor tarumar ettin diyor. Bedir'in aslanları Çanakkale'de evlatları seyrediyor. O anlamda. Evet. O anlamda. Bütün şehitler hepsi, bütün burada ölenler, daha önce ölenler, çünkü biz 600 sene önce oradan geçtik, oradan çıktık. Hepsi sana gıpta ediyor diyor. En nihayet ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Anlattıktan sonra Bakara suresinin 154. ayet olması gerekir. Estaûzu billâh ve lâ tekûlû lime yuktelî fî sebîlillâh envâd bil ahyâ teşhurun. Yani evet, Allah yolunda öldürülenleri siz ölüm sanıyorsunuz. Bilakis onlar canlıdır. Ama siz bilmez, anlamazsınız. Ve diyor ki ben bu kadar şeyi söylememe gerek yok diyor. Sen zaten yani tarihlere, mezarlara seni koyamam ben diyor. Sen artık senin yerin, bak peygamberin yeri, sen şeyisin diyor. Herkes orada toplanıyor diyor. Bak peygamber de avuçunu açmış diyor. Bekliyor, sen gidebilirsin artık diyor. Evet. Necdet Bey orayı yakında okusun orayı. Evet buyursun. Hayır, hepsini okusun baştan sona. Evet. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram-ı adın. Sen ki asara gömsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Nasıl? Son iki mısrayı İdlib'deki 37 şehidimize armağan edelim. Son iki mısrayı hep beraber. Ey şehit oğlu şehit. Ey şehit, dur bitirsin onlar. Ey şehit oğlu şehit. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. İsteme benden makber. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. 120. Komşu komşunun gününe muhtaçlık programımız burada sizlerin yüksek katılımıyla nihayet ermiştir. Bu vesileyle emekli kurmay albay Mustafa Akyol komutanımıza, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürü ben şu anlamda ifade ediyorum, teşekkürü. Ben yaklaşık 40 seneden beri Türkiye'de konuşmalar yapıyorum. Mitingler, konferans, ev sohbetleri. Ama her gittiğim miting veya toplantı veya konferansta mutlaka elimde dokümanlarımla beraber, klasörlerimle beraber giderdim, belgelerimle beraber giderdim. Bu şu demektir, sizi dinleyecek olan insanlara hatip değer veriyor mu, vermiyor mu? Bu onun ifadesidir. Dolayısıyla komutanımız bizlere değer verdiği için, buradaki kardeşlerimize bizlere değer verdiği için, konuya hazırlıklı geldiği için, sunumu elektronik ortamda yaptığı için emeklerine teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi sizlere bir hatırlatma yapacağız inşallah. Bizim ayrıca 750 kişiden müteşekkil Reis Dava ve Yol Arkadaşları isimli bir grubumuz var. Bu grup Barış Pınarı Harekatı'nda kaç dile çevirmiştik? 14.
14 dile çevirdiğimiz bir kitapçığımız çıkardık. O yaklaşık 2000 adet bastık, dağıttık. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bendeniz kendi evinde takdim ettim o çalışmayı. O çalışmadan sonra arkadaşlarla dedik ki ikinci bir hamle yapalım. Ne olabilir bu hamle? Sayın Cumhurbaşkanımızın ben AK Partiliyim diyenler dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın istisnalar bu bahsettiğim istisna arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın hangi hedefe nasıl yürüdüğünü bilmiyor çoğu. E ne yapalım? E Cumhurbaşkanımızın muhtelif ülkelerde, İslam ülkelerinde ve muhtelif açılışlarda yaptığı misyon ve vizyon konuşmaları var. Bu konuşmaların içeriği ağırlıkta ideolojik konuşmalardır. Onları toplayalım bir ekip olarak, kitap haline getirelim dedik. Bir ekip oluşturduk. Başta Adnan Çakma kardeşimiz aynı zamanda İstanbul Platformu'nun başkanı. Mekki Bey, Yastıkaya Bey yönetimimizde olan kardeşimiz. Bir araya geldik. Şöyle bir eser ortaya çıktı. Allah razı olsun. Şimdi bu eserle ilgili Mekki Bey'in çok güzel bir hatırası var. Ben çok etkilendim. Müsaade ederlerse ben aktaracağım Mekki abi. Seni yormayayım. Sen ihtiyarladın. Biraz dinle. 18 yaşında ben. Evet. Aramızda ihtiyar ben anlatayım, var mı? Ben evet. İhtiyarlık aramızda yok. İhtiyar var mı? Baba ihtiyarlık yok. İhtiyarlık yok. Hep gençlik. Mesele bu kitap, dedim ki arkadaşlar kim kitabı kime veriyorsa nasıl bir tepki alıyor? Bunları kaydedeceğiz. Sonra ikinci veya üçüncü baskıda arka taraf bunları neşredeceğiz. Diyelim ki Profesör Doktor Niyazi Erusu Bey'e verdik. Tamam, verdik de ne dedi Niyazi hocamız? Veya Dünya Basın Mensupları Derneği Başkanımız, Genel Başkanımız Muzaffer Bey'e verdik. Ne dedi? Aldı, okudu, ne? Okudu mu? Analiz etti mi, etmedi mi? Mekki Bey böyle bir çalışma yaptı. Entelektüel bir kimliği olan, milli, yerli, İslami hassasiyeti olan bir kardeşimiz demiş ki, abi ben bu kitabı aldım, okudum, ben sizden özür diliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızdan da özür diliyorum. Ben bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı anlamamıştım. Başka bir bayan, yine entelektüel kimliği olan bir bayan, hanımefendi, o da almış, ağlayarak Mekki Bey'e gelmiş. Demiş ki, Mekki abi hakkını helal et, ben Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir çerçevesinin olduğunu fark edememişim. Bu eseri şimdi 2000 adet bastık. 2000 adet bastınca paket halinde bunları, yani paralı değil bu, ücretsiz, ama şimdi aranızdan bir arkadaş çıkar der ki ya ne kadar güzel bir eser ortaya çıkarmışsınız, bana 50 tane ver derse biz hemen veririz. 25 liradan sunum yaptık. Buradaki gayemiz de şu: 25 çarpı 2000, 50 bin lira para toplayacağız. 50 bin liranın içerisinde 17 bin liraya yakın masrafımız, 20 bin liraya yakın masrafımız var. 30 bin lirayla da platformumuzun aylık toplantıları oluyor. Kuralımız şu Niyazi hocam: platformda ağalık yok. Bu sabah kahvaltıyı ben veriyorum. Yok kardeş. Bu yemek benden. Yok kardeş. Yemeği kim veriyor? Belediye başkanım. Yok kardeş. Biz belediye başkanımızdan yemek istemiyoruz. O fakir fukaraya versin. Kahvaltımızı kendimiz, kendi paramızla, buradaki elde ettiğimiz helal parayla ikram etmeye çalışıyoruz. Şimdi bununla beraber Allah izin verirse üçüncü bir hamle yapacağız. Bu çalışmanın dışında. Bu hususta bir paket sigara 20 lira. Bir Coca-Cola 5 lira. Bir kitap, şu kitap inanınız ki çok insanın, ya ben tanıyorum bu arkadaşı, Tayyip Bey'i de çok iyi tanıyor dediğiniz arkadaşa verin kitabı. 3 günde mühlet verir, okusun, gelsin ve size şunu diyecek: abi çok özür diliyorum, ben konuyu böyle anlamamışım. Diyecek mi? Şahit olduğumuz için ben rahatlıkla söylüyorum, diyecek. Bu vesileyle kitaptan talep eden arkadaşlarımız varsa kendilerine hemen takdim edebiliriz. Yarın da inşallah Türkiye Yazarlar Birliği'nde yaklaşık 1000 yazar arkadaşımızın imza altına aldığı basın bildirisi. Neyle ilgili? Bahar Kalkanı Harekatı. Bahar Kalkanı Harekatı. Bakalım biliyor musunuz ağam? Biliyor muyuz? Koca koca spikerler bilmiyor bu işi. Bahar Kalkanı Harekatı. Bahar Kalkanı Harekatı'nın destekliyoruz diyen 100 bin yazar arkadaşımız bildirinin altına imza atacak. Evet. Yarın saat 11'de Sultanahmet Hazırlanma Yazarlar Birliği'nde inşallah
basın ve kamuoyuyla bu olayı, bu güzel olayı paylaşacağız. Kitaplar karşı taraftadır. Arzu işaret ederseniz asistanım Serkan Bey sizlere getirecek. Desteğinizi esirgemezseniz çok çok makbule geçer. Çünkü damlaya damlaya göl olur. Bir başka konu. İnşallah bu kitabın 5 dilde çevirisini de yapacağız. İdlib'de komutanım yanında konuşuyorum ama ben de bir komutan çocuğu olduğum için rahat konuşuyorum. Asker çocuğuyum çok şükür. Babam tank makinistiydi babam. Allah rahmet eylesin. Assubay. İdlib'de askerlerimizin, komutanlarımızın, uzman çavuşlarımızın her birisinin WhatsApp'ta ve telefon mesajında ortak dili şu komutanım. Ortak dil. Bu ifadeyi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye ve Mehmet Bekaroğlu beyefendiye, Refah Partili Mehmet Bekaroğlu beyefendiye ithaf ediyoruz. Refah. Nedir o? Ortak dil. Ahmet amca, anne, biz İdlib'deyiz ya, burada Esed yok. Anne, burada sadece İran yok. Anne, burada sadece Rusya yok. Bütün dünya burada. Bize karşı birleşmişler anne. Ortak feryat bu. Demek oluyor ki bizim İdlib'de yani Suriye'de bulunmasa idik. Allah muhafaza. Sayın Cumhurbaşkanımız boşa düşürülseydi, yere adım attırılmış olsaydı Türkiye çok büyük bir tehdit, tehlike ile karşı karşıya kalacaktı. Çünkü İdlib 15 Temmuz 2016'nın devamıdır. Barış Harekatı 15 Temmuz 2016'nın devamıdır. Hesaplaşma sürecine girilmiştir. Bu hesaplaşma sürecinde bizim başta Aselsan'ımız, Roketsan'ımız, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız, Baykar makinemiz ve evlatlarımız Rusya'yı, İsrail'i, Amerika'yı ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni şaşırtmıştır. Bunun yanında da mülteciler olayında da Allah-u Teala Türkiye'ye yardım ediyor. Yani sen benim garip kullarıma 4,5-5 milyon garip kulma. Günde bir ekmek yeseler 4,5 trilyon. Günde. 4 trilyon. Çarpı 30, 120 trilyon. Sadece bir ekmek. Siz bunlara baktınız, öf püf demediniz. 35-40 milyar dolar da para harcadınız. Evet, şimdi bir taraftan siz Bağır Kalkanı Harekatı'nda savaşıyorsunuz. Orada kardeşlerinizin imdadına gidiyorsunuz. E peki, hadi şimdi size ben bir ufuk çizeyim Cenab-ı Hak diyor. Basiret vereyim, feraset vereyim. Verin bunları şeye, Yunanistan'a gitsinler. Serbest bırakın. Görelim. Evet. Medeniyetlerini görelim. Evet. Bu medeniyetin, Sayın Başkanım, medeniyetin tek dişte kalmış artık. M'sini düştük. Evet. M'sini düştük. Düştük. Edaniyet. Evet, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Programımız burada nihayet ermiştir. Çok teşekkür ediyorum.